Merhaba arkadaşlar, bugün Konya'nın Bozkır ilçesine geldik. Bozkır ilçesini tanıtmak için buralara kadar geldik. Peki Bozkır'ın nesi var? Bozkır'ın her şeyden önemlisi tahini var arkadaşlar. Özellikle tahini size tanıtacağız ama bunun yanında çarşamba çayı ve Zengibar Kalesi var. Zengibar Kalesi'nden bahsetmişken Büyük İskender ta buralara kadar geliyor ve Zengibar'daki insanlar İskender'e karşı gelemeyince evlerini yakıp kendilerini ateşe atıyorlar. Zengibar'ı hatırlayın, Püriyene'yi gezdiğinizde o videomuza bakarsanız göreceksiniz. Orada Agora Tapınağı'na da destek vermişti, ekonomik olarak para desteği vermişti. Gördüğünüz gibi İskender ta buradan geçerek devam etmiş. Şimdi buyurun izlemeye devam edelim. Evet, Bozkır'ın bir de oyun havaları çok tanınıyor. Bozkır ekibi vardı bir zamanlar. Onu hatırlatan anıtı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, Bozkır'ın en önemli ürünlerinden birisi tahin. Bu bölgede Bozkır tahincilikle bilinir. Biz de şimdi herkesin uğrayabileceği bir noktada tahin fabrikasına uğradık. Burayla ilgili kısa bilgi alacağız. Buranın şöyle bir güzel özelliği var. Dışarıdan kim gelirse gelsin, istersen bir grup gelse bile onlara bir tahin ikram etmeden bırakmıyorlar. Eğer yolunuz düşerse mutlaka buraya uğramanızı öneriyoruz. Buyurun incelemeye başlayalım. Nasıl yapılıyormuş? Hangi şartlardan geçiyormuş görelim. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Hocam, Allah aşkına hocam, iyiyiz. Sağ olun. Maşallah, yani kendinizin olmasına rağmen aynı bir işçi gibi çalışmaya devam ediyorsunuz. Abi, biz öyleyiz hocam. Biz yani çalışıyoruz. Elimizi gücümüzü yettiği kadar çalışıyoruz hocam. Maşallah. Tebrik ederim. Sağ ol hocam. Peki kaç yıldır bu işi yapıyoruz? 1960'dan beri yapıyoruz hocam. 60'tan beri yapıyorsunuz. Ardıç odunundandı. Ardıç odundan. Kavuruyorsunuz. Kavuruyorsunuz. Evet. Bir de gelenek başlatmışsınız, doğru mu? Gelen her kimse, ister grup halinde olursa olsun, kim olursa olsun, burayı ziyaret ettikleri zaman onlara tahin ikram ediyorsunuz, doğru mu? Dışarıdan gelen misafirlerimize evet, ikram ederiz. Tahinlerini, her kapyalasını, pekmezi veriyoruz. Evet. Yani alışverişte bir şey yok. Yesin, içsin. Ha, almak zorunda değil. Yani. Ama evet, biz ikramımızı yapalım, görsünler, tatsınlar diyorsun. Elimize gelen ikram yaparız. Yani yesinler, dinlesinler, ondan sonra yoluna gitsin yani. Evet. Biz onu isteriz hocam. Siz bu arada yılın ahisi seçilmişsiniz, evet, herhalde değil mi? Evet hocam. Şu anda cübbeler, sarıklar sizde, evet, duruyor. Sizde duruyor. Evet. Bunu da öğrenmiş olalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, biz sağ olun. Yine içeriği dolaşalım. Tekrar görüşürüz inşallah. Sağ olun hocam, görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Gördüğünüz gibi asıl sahibiyle de görüştürmüş olduk sizi. Burada pek çok ürün var. Tahinin yanında köpük, pekmez, anason. Şöyle hepsini göstereyim size. Yani yöresel ürünleri burada görebilirsiniz. Özellikle pekmez, aslında pekmez Hadim'de de çok üretiliyor ama umarız Hadim'de de bununla ilgili bir çalışma yapılıyordur. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalısınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aman hocam. Peki.
bu odunla yani ateşte kavrulurken doğal odun kullanıyoruz dedik ya. Bu odunlar nasıl doğranıyor? Bir anekdot olarak bunu da eklemek istedik. Şöyle bir bakın. Kolay gelsin. Orijinal bir şeymiş ya. Evet. Alet işler el övünür diye buna derler herhalde. Değirmenin üst kısmına doldurduğumuz yer burası. Temizlenmiş, kavrulmuş bir şekilde değirmene akmaya devam ediyor. Buradan değirmene akıyor. İşte bu değirmenden aktıkça gördüğünüz gibi arkadaşlar depoya doluyor. Bu depoda şöyle şurada birikiyor ve en son doldurma işlemi devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi sıcak sıcak. Evet, herkese ikram ettikleri gibi biz de ikramımıza düşen nasibimizi yiyelim. Yanında bir çay, köpük ve tahin, ayrıca haşhaş da yiyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle ben bunları yerken siz bizi izlemeye devam edin. Çok güzelmiş. Buyurun.